halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu. Adıyaman Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Cumhuriyet Halk Partili sansür yasası olarak adlandırılan kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ve saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına parti binasında yapılan açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet, İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililer katıldı. Olarak yaftalanabilecektir. Burak Binzet yapmış olduğu açıklamada yasanın sosyal medya platformlarına ilişkin düzenleme ile halkın temel haberleşme ve haber alma kaynağını kullanılamaz hale getirmeye kadar gidebileceğini geniş sınırlama yetkileri içerdiğini vurguladı. Halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu diyerek sınırların ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğlak ve ucu açık ifadelerle saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına herhangi bir bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaratmaya yönelik olduğunu belirtme yetkisi verilmiştir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaftalanabilecektir. Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır, hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisinin bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Buradan soruyoruz. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan 3 hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyonu yapmış olacaktır. 8,5 milyon insanımız, işsiz insanımız, insanlar iş arama ümidini kaybediyorlar. İşi olanlar da açlık sınırının altında, asgari ücretlerde çalışıyorlar demek yalan haber yaymak sayılacak. Kamu ihalelerin sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyonlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkan gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyon dolar nerede demek, kamu barışını bozmak mı olacaktır? Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak, bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidarın niyeti açıktır. Saray rejiminin ülkemizde yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını işsizliğe, yoksullara kurumsal yıkımı dile getirmek, suç haline getirilmek istenmektedir. Başkan Binzet, yasanın yürürlüğe girmesiyle sınırlı kaynaklarıyla gazetecileri dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organlarının büyük bir darbe alacağını, yasanın baştan aşağı sansür ve otosansür yasası olduğunu kaydetti. Yasa, sosyal medya platformlarına ilişkin düzenlemeyle halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanamaz hale getirmeye kadar gidilebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına, korku ikliminin ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını, hakikat her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.